Evet sevgili piyasa takipçilerimiz, yine biz aynı yerdeyiz. Bu sefer 3. kattayız. 3. katta bu sefer 3+1'i tanıtacağız. Yine aynı bina, yine aynı arkadaşımızın dairesi. 3. kat. Burası yalnız bir fark var. 3+1 ve 135 hatta 140 metrekareye yakın ve çift balkon. Doğru anlatıyorum, çift balkon. Artı ebeveyn banyosu da var. Şimdi buraya yavaş yavaş gelelim isterseniz. Hemen karşımızda şu iki duvarın arası gördüğünüz gibi fortmanto için ayrılmış içe doğru güzel bir yapı. Bakın şuraya fortmantoyu koyabiliyoruz. Buradan ne tarafa gideceğimi şaşırdım. İki taraflı buranın antresi. Videoyu çeken kardeşimiz de gülüyor bana şu anda anlatırken de. Şöyle hemen burada bir ayak yolumuzu gösterelim yine. Bu meşhur ayak yolunu. Gördüğünüz gibi dolabımız da var içeride, lavabomuz. Buradan hemen biz bu taraftan başlayacağımız sefer. Canım bu tarafa gitmek istedi. Buradan hemen, evet mutfağa geldik, doğru yere gelmiş. Bakın hemen mutfağımız yine dediğim gibi raylı sistem. Ben diğer videoda da anlattım. Demin bu asmalen ney diye. Asmalen bu depreme daha dayanıklı oluyormuş. Aralara böyle daire aralarına kalın kalın süngerler, hafif malzeme, dolgu malzemesi koyuyorlar. Ve bu depreme dayanıklılığı arttırıyormuş. Bu daire, bu binanın komple asmalen yapıyla olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Burada. Şimdi mutfağımızı tekrar görmeye devam edelim. Mutfağımızın yanında da hemen gördüğünüz gibi geniş bir balkon var. Ve manzara da o biçim yani. Şöyle. Burada şimdi bir şey diyeceğim, güleceksiniz ama burada deniz manzarası var. Nasıl diyeceksiniz? Var. Gülüyorsun. Şurada bakın. Şöyle. Bakın gördünüz mü denizi? Bakın karşısı deniz. Gerçekten gösterdik ha. Şöyle kapatalım. Evet, buradan içeriye doğru da yavaş yavaş geçelim. Gülmeyin video takipçilerim, gülmeyin. Gerçi gördüğünüz işte deniz var yani sonuçta. Bafra'ya deniz gelmiş. Burası neresi? Onu bir daha hatırlatacağım. Burası trafik tescilinin Yıldırım Beyazıt Camii'nin olduğu bölge. Hemen bu Anadolu Lisesi, işte Galip Öztürk, trafik tescili o bölge. Değerli bir bölge burası. Buradaki daireleri tanıtmaya biz devam ediyoruz. Ben şimdi geniş diyorum ya, geniş bir müsaade odasına gireceğim. Şöyle kapıda kalırsak, bakın genişliği şöyle anlatacağım sana. Git gitmiyor. Şöyle biz sona kadar gidelim, fransız balkona kadar geldik, görüyorsunuz. Burası çok rahat, hem yemek odanızı alır, hem oturma odanızı alır. Ve bundan bir özelliğini daha anlatayım. Mutfaktan balkona geçiş vardı ya, benim deniz manzaralı balkonumuzda. Buradan misafir odamızdan da deniz manzaralı balkonumuzda bir geçiş var. Çift geçiş var burada. Onu da anlatmış olayım. Şimdi 3 tane yatak odası var, onlara doğru gidiyorum. İkisi çocuk, bir tanesi ebeveyn yatak odası. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Mutfak bölümünden diğer antreye doğru geçiyorum. Ayak yolunu görmüştünüz bu tarafta, mutfak o tarafta. Burada hemen gayet güzel bir tane çocuk odamız var. Bebek odası, çocuk odası, her türlü burayı değerlendirebilirsiniz. Burada da bir balkonumuz var, onu da gösterelim. İki balkon dedim ya size, iki tane balkon var. Burada acaba deniz daha çok yanaşıyor mu bize? Şöyle bir baktım. Ama gerçekten sessiz, sakin. Bakın sağ taraf Yıldırım Beyazıt Camii. Hemen yanı Kardelen siteleri, hatta Turan Kent sitesi de orada. Size daha iyi bölgeyi anlamanız açısından bunları anlatıyorum. Şöyle balkondan içeriye doğru girelim. Diğer çocuk odamıza doğru geçelim. Hemen sol tarafında iki çocuk odası yan yana. Şöyle hemen burayı da gösterelim. Burası da gayet güzel. Çatlık yok. Gayet güzel bir şekilde yapılmış bir daire. Buradan hemen yan tarafta şöyle gireyim ben bu sefer içeriye. Şu bölgede havlu panımız, çamaşır makinesi koyma yerimiz burada. Gördüğünüz gibi banyo dolabımız, köşede klozetimiz ve duşakabinimiz. Şöyle duşakabini de sizlere şöyle gösterelim. Gayet güzel bir biçimde yapılmış. Buradan hemen ebeveyn yatak odasına doğru geçiyorum. Ebeveyn yatak odası da büyük. Şöyle yine gideyim köşeye doğru. Bazen diyorlar ki yatak sığacak mı, dolaplar sığacak mı, şu olacak mı, buraya hepsi sığar. Bunu böyle size göstereyim. Buradan hemen ebeveyn yatak odasında ebeveyn banyosu. Hemen sol tarafında geniş bir ebeveyn banyosu. Gördüğünüz gibi burası dediğim gibi duş alabileceğiniz bölge. Bu tarafa da bir ilerleyen zamanda böyle bir klozet gibi bir şey koydurulabilecek bir alan. Büyük bir ebeveyn banyosu burası. Onu da söyleyeyim. Buradan yavaş yavaş çıkalım. Dairemiz bu kadar. Dediğim gibi 135-140 metrekare bir daireydi burası da. Üçüncü kat ve ara kat burası. Isınma sorunu falan hiçbir şekilde yok. Dediğim gibi değişik malzemeler kullanılmış. En başında anlattığım videonun. Plato yapıdan ayrılmayalım. Plato yapı hayatınıza yön veren emlak diyoruz. Kendinize iyi bakın. Selamlar.